Sayın Onur Usta, sorularımıza cevap bulmaya çalıştığınız için teşekkür ederiz. Soruma gelince, 2004 Nissan Micra 1.2 litre 65 bin kilometrede aracımın 175-60-15 olan jant ve lastiklerini 185-60-15 ile değiştirdim. Lastik basıncı 34 PS ön, 31 PS arka olan lastiklerin yeni lastik ebadına göre basınçları değişiklik gösterir mi? Ben şu anda 30 PS, 28 PS olarak kullanıyorum. Kullandığım basınç değeri doğru mu acaba? Bir de almış olduğum jantlar eski sak jantlara göre 3'er kilo daha ağır. Bu fark sorun yaratır mı? Yakıt dışında. Şehir içi tüketimim 100 kilometrede 6,5 litre civarı. Bu değer normal mi 1-2 litre motor için? Teşekkürler. Mahmut Çağ, İzmir. Sayın Mahmut Çağ, 2004 model olan Nissan Micra 1.2 litre motorlu aracınızın lastik ve jantlarını ilgisi olmayan tamamıyla yanlış uygulamayla değiştirerek motor performansını ve tüketim verimini tesis etmeye mi çalışıyorsunuz? Bu gibi bir işleme neden ihtiyaç duyduğunuzu anlamakta zorluk çekiyorum. Öncelikle taban genişliğinin artması yola sürtünme direncini arttırır ve buna ek olarak 175 lastik çapı 59.1 santim ve yuvarlanması da 1.83 metre olmasına rağmen 185-60-15 lastiklerin çapı 60.3 santim ve yuvarlanmaları da 1.87 metre. Demek ki 1.83 ile 1.87 metre arasındaki bir yuvarlanma metresi dışındaki çap büyüklüğü de zaten belli. Dolayısıyla orijinalinden büyük ve tabanları geniş, ayrıca jantların da ağırlığıyla matematiksel farklılıklar zaten belli. Hani bırakın motor performansını veya tüketim sorunlarını, ya aktarma organlarına yüklenen zorlamalar ne olacak? Bu minik aracın zaten aktarma organ üretim özellikleri de belli. Bu farklı uygulamaların ise lastik hava basınç değerlerinin neye göre doğru veya yanlış olduğunu ise yorumlamak da zaten mümkün değil. İki yanlışla bir doğruyu bulmaya çalışıyorsunuz. Tüm bu olumsuzluklarla şehir içi tüketimin 6,5 litre dolaylarında olması ise başka bir soru işareti. Herhalde şehir içi trafiksiz ortamda gaza basmadan araç kullanıyorsunuz. Sonuç olarak da bu araçların ortalama tüketim değerleri zaten 4.3 ile 6.1 litre dolaylarında. Ancak büyüyen lastik çapı ile az gaz vererek kullanımda motor daha düşük devirlerde çalışacağından bu kullanım karakteriyle az tüketim mümkün olsa da lastik çap farklılığı nedeniyle de hız göstergenizin de yanlış ölçtüğü, yanlış gösterdiği, yanlış yazdığı kesin. Bu da sizi aldatıyor olabilir. İyi günler.